İzleyicimizi bekletmeyelim, sorusunu duyalım. Hoş geldiniz, buyurun efendim. Alo, hoş bulduk. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun. Günaydınlar, sizlere de hayırlı sabahlar. Nereden arıyorsunuz bizi? Bursa'dan arıyorum ben. Yeşil Bursa, selam olsun Bursa'ya, buyurun. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben yani normalde namazlarımı kılıyordum ama işte bazen kılıyordum, bazen kılmıyordum. Sabah namazlarımı hiç kılamıyordum doğrusu. Evet. İşte ben bir gün Rabbime dua ettim namaz kılarken. Allah'ım dedim, daha yeni evliydim o zaman. Evet. Allah'ım dedim, bana bir evlat nasip etti dedim. Ben namazlarımı hep kılacağım dedim. Hani gün içi namazlarımı dedim. Evet. Rabbim bana bir evlat nasip etti. Bir erkek evladım oldu. Maşallah. İşte ben gün namazlarımı hep kıldım. Ama sabah namazlarımı kılamıyordum. Hmm. İşte çocuğum 4 yaşına gelince gönlümüz yine bir çocuk istedi. Hani Rabbime yine bir dua ettim. Allah'ım dedim, bu defa da bana bir evlat ver. Hayırlı bir evlat ver de dedim. Ben namazlarımı, sabah namazlarımı hiç kaçırmayacağım dedim. Yine aynı ama niyet. Dedim, aynı niyet. Namazla evet, ilgili. Evet. Evet. Aynen. Ama dedim Allah'ım dedim, eğer ki kaçırırsam dedim evladımı benden al dedim. Hani çok kötü bir şey söyledim. Tabii şimdiki aklım olsa az öyle bir şey demem de. Hı-hı. Hani o zaman cahillik, yani 22-24 yaşındasın, kafa şey boş işte. Neyse. Öyle işte Rabbim yine bir evlat nasip etti ama ben şu an tabii namazlarımı kılıyorum. Sabah namazlarımı da kaçırmıyorum ama bazen oluyor ki hani uyanamıyorum, kılamıyorum. Hemen çok korkuyorum. Acaba Allah'a böyle bir dua ettim de Rabbim acaba evladımı alır mı diye hemen bir Yasin okuyorum. Acaba bunun bir sorumluluğu nedir, hocama sormak istiyorum. Hani çok sabah namazlarımı kaçırmayayım, sürekli kılayım. Evet. Namaz ehlinden olayım diye öyle bir şey söylediniz. Yani namazlarımı evet, terk edersem evladımı benden al dediniz. Evet öyle hocam. Bir duanız oldu. Bu bağlayıcı mıdır diyorsunuz şimdi? Aynen ya kabul öyle, olursa hani... ya Cenab-ı Hak bu sözümden dolayı evladım alırsa diye de endişe taşıyorsunuz. Evet aynen öyle. Peki hocamıza soralım. Neler söyleyecek tamam. Ben de merak ediyorum. Bursa'ya tekrar selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ben hocam buyurun. Ederim, iyi günler. Efendim kardeşimizin yani ben namazı kılmazsam evladımı benden al. Böyle dua etmemek lazım. Cenab-ı Hak'tan afiyet istemek lazım. Yani sahabeden biri ya Rabbi benim belamı dünyada ver. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor. Dayanamazsın diyor. Yani sen Allah'ın lütfu dururken ondan afiyet istemek dururken niçin bela istersin diyor. Kardeşimiz bundan evhama kapılmasın ama tabii namazları da vaktinde kılmamız çok önemli, ciddi bir kulluk görevimizdir. Yani o duayı öyle yapmamış olsak bile namazları vaktinde kılmamız çok önemli bir görevimizdir. Bir zaman Muhsin Bey, ben Almanya'ya gittiğimde cami görevlisi arkadaş dedi ki hocam dedi, bir hemşehrin hastadır. Şimdi sizin geldiğinizde duyuldu. Ziyaretine gitmezsek olmaz. Gömüllenirler. Gidelim dedim. Memnuniyetle gidelim. Baba yiğit yapılı bir insan. Böyle yatıyor. Bitkisel hayat. Hanımı Alman devleti de 2 tane hemşire görevlendirmiş. Bir taraftan hanımı, bir taraftan o 2 hemşire. Hanımı bana dedi hocam kızlar ağlıyor, ben ağlıyorum. Ya. Hem ağlıyoruz hem bakıyoruz. Nedir bu hal dedim. Yani o eşi de cami yapımına falan çok delalet etmiş, yardım etmiş bir insan. Ama hocam diyor benim eşim devamlı şöyle dua ederdi. Ya Rabbi benim belamı ahirete koyma, Allah dünyada Allah. Ver diye dua Allah ederdi Allah. Hocam. 6 yıldır böyle yatıyor. Bitkisel hayat. Yani 2 hemşire bir de ben Allah durmadan seferberiz, bakıyoruz falan diyordan afiyet istemek dururken, onun yardımını istemek dururken, ondan sen bize şöyle kahret, bize şöyle bela ver, onu dilimize, ağzımıza almamamız lazım. Ama bu hanım kardeşimiz bu duasından dolayı tevbekar olmalı ve evhamı da bırakmalı, vesveseyi de bırakmalı. Rabbisine hamd verdi. Yani şimdi öyleyse ona kullukta da kusur etmemeye azmi gayret etmeli. arada sırada yaptıysa, ondan dolayı kaçırdıysa, ondan dolayı af dileyecektir. Sonuç itibariyle kaçırabilir ama terk etmiyor. Ehli namazdır sonuçta. Doğrudur, terk etmiyor. Farzdır. Tabii. Yani vesveseleri bıraksın. Vesveseyi ama namazına devam inşallah. Yani. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bursa'ya selam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.